Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberi sayfa 40. Hutkamlık ve enaniyet varsa kendini haklı ve muhalifini haksız tevehüm ederek ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer, İhlası kaçırır, vazifesi zir-ü zeber olur. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi 9 emirdir. 1. Müsbet hareket etmektir ki, yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. 2. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve kuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. 3. Her haklı her meslek sahibinin ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. Evet. Hodgamlık ve enaniyet varsa kendini haklı ve muhalifini haksız tevehüm ederek. Tabi burada muhalif deyince dersin devamından anladığımıza göre, yani İslam'a hizmet eden muhtelif gruplar var, değil mi? Hepsi haklı, hak davasındalar. Fakat diyelim birisi şu cephede çalışıyor, karşı cephede çalışan muhalif olmuş oluyor yani. Muhalif dedi ya, karşı cephede, yani bununla beraber değil de ama yine İslam'a hizmet ediyor. Evet, buna muhalefet ediyor. Böyle muhalefet yani meşrepler arası muhalefet. Meslekler arası muhalefet, İslam hizmette. Şahıs arası da buna girer ama bu ders asıl esas alınan bu yani. Evet, hodyanlık ve enaniyet varsa. Burada hodyanlık o zaman kendi mesleğini, hodyanlık kendini beğenme, kendini menfaatini daha önde tutmak gibi manalara geliyor. Hizmete tatbik ettik mi, kendi meşrebin mesleğini daha üstün görmek ve onu daha çok beğenmek. Karşıyı daha nakıs görmek diye anlayacağız hodgamlı. Enaniyet zaten malum. Evet, emniyet de içine karışırsa o zaman ne olur? Kendini haklı ve muhalifini haksız tevehüm ederek. Bu vehim yani, tevehüm ederek. Çünkü gerçekten karşının haksız olması için, madem İslam'a hizmet esas burada, İslami yönden batıl bir yolda olması lazım. Yanlış bir yolda olması lazım ki haksız olsun yani. Yoksa bizim vehmimize göre, bizim keyfimize göre, anlayışımıza göre karşıda bulunması, bize muhalefet etmesi bu tabire girmez. Yani, burayı haksız dedi. Şer'en yani İslami yönden haksız, hak olmayan bir yolda gidiyor, tevehüm ediyor karşıyı, vehm ediyor. Aslında öyle değil. Ve muhalefini haksız tevehüm ederek İttifak ve muhabbet yerine yani o zaman ittifak gider, muhabbet gider. İhtilaf ve rekabet ortaya girer. O zaman aramız açılır ve gruplar arasında rekabet, kavga başlar. İhlası kaçırır. O zaman ihlas kaçar çünkü hizmette esas ihlas Allah rızasıdır değil mi? Evet. Şimdi iki cemaat de İslam'a hizmet ediyor. Değil mi? Evet. İkisi de işe başlarken Allah rızası için ben bu hizmeti görüyorum, yapıyorum diyor. Ama ihtilafa düşüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bu ihtilaftan rızası yok. Allah rızası için yapılan işte Allah'ın rızası nerede? İttifaklı muhabbet de. Hem Allah rızası deniyor hem Allah rızasına muhalif hareket ediliyor. Tabii. O zaman ne olur? İhlas kaçıyor. Kaçırır vazifesi. Zir-ü zeber. O zaman Cenab-ı Hak da muvaffakiyet vermez iki tarafa da. Allah muhafaza. Evet.
İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi 9 emirdir. Müthiş netice ne oldu burada? Vazifenin zir zebel olması, hizmetin akim kalması. İhtilaf yüzünden, rekabet yüzünden hizmetin akim kalması. Vazifenin zir zebel olması bu. Bunu görmemenin çaresi, yegane çaresi 9 esastır. 9 emirdir. 1. 1. Müsbet hareket etmektir ki, yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Ha, müsbet hareket bu yani. Müsbet hareketle ilgili mektuplar da geçiyor. Öyle fazla girmeyeceğim de. Sadece şu kadar söyleyeyim. Usta orada buyuruyor ki, müsbet hareket etmektir ki diyor. Yani vasfımız müsbet hareket etmektir diyor. Bu müsbet hareketle asayişin muhafazasına hizmet ediyoruz diyor. Yani müsbet hareketle müsbet iman hizmeti diyor. Müsbet iman hizmeti ile asayişin muhafazası sağlanıyor. Demek ki biz müsbet hareket edince asayişin muhafaza daha çok anlıyoruz. Yani kavga etmemek için falan. Üstad buyuruyor ki asıl müsbet hareket iman hizmetinin kendisi. Asayişin muhafazası bunun neticesi. O cümle çok önemli. Müsbet asayişin muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti. İbare böyle, şimdi hatırladım. Demek ki esas iman hizmetinin kendisi müsbet. Niye müsbet? Çünkü kalplerde imanın tespitine çalışılıyor. İmanın sabit olmasına çalışılıyor. Değil mi? Menfine işte şirkler, küfürler o kalpten atılıyor. Değil mi? Menfi sürgün ediliyor. Yerine ne geliyor? İman, tevhid, teslim, tevekkül, ahlak hasene, ilahir, bütün güzellikler geliyor. Müsbet iman hizmeti o demek. Şimdi müsbet hareket de bunu netice veriyor. Müsbet hareket etmek ne demek? Müsbet iman hizmetinde bulunmak. Bunun devamı... Yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi... Başka mesleklere, yine İslam hizmetinin diğer gruplara adavet etmek, düşmanlık, adavet düşmanlık göstermek. Tenkis de onun noksan göstermek, daha aşağı göstermek. Tenkis noksanlaştırmak demek yani. Buradaki manası yani onun kusurlarını ortaya koyup kendi mesleğinin onun daha üstün olduğunu. Halbuki en azından söyleniyor, yani latife vardı olsa, yani bir insan yükselmesi başkasının alçalmasıyla olmaz. Kendi yüksek olacak. Kendi yüksek olacak, değil mi? Başkası alçalmayan o yükselmez yani. Kendi yüksek olacak. İşte buna bir örnek veriliyor. Mesela çocuk çıkıyor masanın üzerine, diyor ben babamı geçtim diyor. İşte babasından daha üstün olduğunu zannediyor. Halbuki kendi boyu üstün olacak. Masaya çıkmayanın sağlığın üstünlüğü üstünlük değildir. İşte her türlü işte mevkiler, makamlar bu masaya çıkmak gibi. İnsan kendi üstün olacak. Yani kendi üstünlüğünün de esasını ihlas. Değil mi? İhlas ile iman, amel-i salih, takva. Yani yükselmenin esası bunlar. Evet. Evet. Yoksa başkasını noksanlaştırmakla insan yükselmez. Ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. İşte fikrine müdahale o demek, meşgul olmamak. Çünkü başkasının tenkize meşgul olduğu insan ruhen rahatsız oluyor ya. Değil mi? Gıybet havasına giriyor, adavet havasına giriyor değil mi? Huzuru kaçıyor. Yani ibadet, hizmet, iman hizmeti kalbin sükunetini ister yani. Değil mi? Sekine ister yani. Kavga, gürültüyene sakin hizmet yapılmaz. Sakin ibadet de yapılmaz. Namazda durur insan, namaz bitince kadar karşıda kavga eder. Yani namazdan tut, hizmete kadar her şeyi menfi etkiler. Karşıya düşman olmak, onu tenkise çalışmak, zihnen onunla meşgul olmak. İnsan kendine büyük sarar. Evet. İki. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. Çok rabıta-i vahdet var. Şimdi ayrıldığımız nokta ne? Tersten alalım.
tarzımız farklı. Değil mi? Meşrebimiz farklı. O kadar. İttifak noktalarımız ne? Uhuvvet Risalesi'ne bakalım. Halikimiz bir, Malikimiz bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, ilahir. Bin bir, binler kadar bin bir diyor. Biz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Onun Esma-i Hüsna dediğince birlik rabıtaları var diyor Üstad. Bu harika bir ifade yani. Ne demek? Halikimiz bir, ikimiz de Allah yaratmış. Halik ismi onda da bende de tecelli ediyor. Değil mi? Malikimiz bir, ikimiz de Allah'ın kuluyuz. Rezzakımız bir, ikimiz de o rızıklandırıyor. İlahir. Muhyimiz bir, ikimiz de o hayat veriyor. Bu şekilde baktık mı Esma-i Hüsna dediğince ittifak rabıtaları var. Birlik, beraberliği gerektiren sebepler var. Gerilerine kalıyor işte meşrebimiz farklı. Değil mi? İşte bunu diyor düşünerek ittifak etmek diyor yani. İttifak eden. Çok rabıta ve vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. He. İki. Üçe geçiyorsan. Ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Buna kadar cevaz var. Evet. Daha güzeldir diyebilir. Evet. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. Tabii mesleğim haktır demek başka, hak benim mesleğimdir demek başka. Mesleğim daha güzeldir demek başka değil mi? Çünkü daha güzel diyebilirsin. Ama güzel benim mesleğimdir demek başka. O zaman karşının çirkinliğini ortaya koymak gerekiyor yani. Şimdi demek mesleğim haktır diyebilir. Niye daha güzeldir de diyebilir, onu diye söyleyecektim. Çünkü daha güzel diyecek ki şevkle, aşkla çalışsın. Değil mi? Onu daha güzel görse oraya gider. Onun için herkesin kendi mesleğini daha güzel görmesi fıtri bir şey. Yani bunu normal karşılayacağız yani. Zaten öyle olması lazım diyeceğiz. Daha güzel diyecek. Ama hak yalnız benim mesleğimdir dedi mi, karşının batıl olduğunu ispat etmesi lazım. Güzel sadece benim mesleğimdir dedi mi, karşının çirkinliğini ispat etmesi lazım. Yani buna girmeyin diyoruz zaten. Hakikaten bunu uysa alem-i İslam, hayat memleketimizdeki İslam'a hizmetler hiçbir problem kalmaz. Evet. Dünya mesleklerde bu arada değil mi mesela? Dünya mesleklerde. Adam terzi, öteki de ayakkabıcı. Herkes kendi mesleğini seviyor. Değil mi? Gelin hep beraber, herkes ayakkabıcı olsun, herkes terzi olsun, herkes öyle bir şey demiyor kimse. Herkes kendi mesleğini seviyor, beğeniyor, orada çalışıyor. Buradan efendim söyleyeyim, herkesin kendi işini güzel yapmasından içtimai beraberlik hasıl oluyor, ihtiyaçlar gideriliyor, ilahir. Şimdi aynı şey mana hizmetlerde de olması lazım. Evet. Dört, ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Burası çok mühim. Şimdi bizim bütün hizmetlerimiz esbaba tevessül, sebeplere riayet etmektir. Neçeyi Allah yaratacaktır. Değil mi? Her zaman söyleniyor. İşte tohum ekiyoruz. Onu bitirecek olan Allah'tır. Hakikatleri kalplere ekiyoruz. Onu bitirecek de Allah'tır. Değil mi? Şimdi her akımı, her iki meşrebin de muvaffak olması Cenab-ı Hakk'ın Hadi isminin tecellisiyle olacak değil mi? Hidayet verecek karşıya. Yani muhatabına ki o da ıslah olsun ve dolayısıyla kendi meşrebini bir kişi daha katılmış olsun mesela. Şimdi demek ki mesela Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle olacak. Ha. Şimdi burası çok mühimmiş burada. Üstad buyuruyor ki ehlakla ittifak ederse diyor tevfik ilahinin bir sebebi, Allah'ın yardımı gelir buna diyor. O halde ittifak etmeyince tevfik ilahiden mahrum kalınıyor. Netice Allah yarattığına göre o zaman Cenab-ı Hakk'ın ihsanından, kereminden mahrum kalındı mı muvaffak olunmaz. O çok mühim bir şey yani böyle. Ehlaklı ittifak diyor, tevfik ilahinin bir sebebi, Allah'ın yardımının sebebi. Çünkü Allah memnun oluyor bundan çünkü. Razı oluyor, memnun oluyor. O ikincisi ayrı. İkincisi diyanetin izzetin bir medarı. Yani dinimizin izzeti de bunu gerektiriyor ki düşmanlarımızı sevindirmeyelim. Değil mi? Yani düşmanlarımızı sevindirmeyelim, ittifak edelim.
Düşmanlarımız kahrolsun tabii, caizse. Tabii İslam izzeti beraberliğimizi gerektiriyor. Bu ikincisi. Birincisi Allah'ın yardımı yine beraberliğimizi gerektiriyor. Evet. Beş. Hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüs sebebiyle cemaat suretinde kuvvetli bir şahs-ı manevinin dehasıyla hücumu zamanında o şahs-ı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp o müthiş şahs-ı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek. Çok mu? Bu da çok mu ya? Yani kendi ustad buyuruyor ya, zaman şahs-ı manevi zamandır diyor yani. Ferdi şahısların zamanı değil, şahs-ı manevi. Şimdi bütün düşmanlarımız şahs-ı maneviyle çalışıyorlar. Değil mi? Bir zamanlar komünizm, değil mi? Siyonizm, masonluk, işte buradan başta da filan lojadan, filan dernekten, menfilerin kastediyorum, filan kulüpten bu tarafa doğru gel, filan gazeteye, filan internet sitesine kadar. Hep filan şahs-ı manevidir, değil mi? Bunlar hücum ediyor İslam'a, şahs-ı manevi, cemaat halinde hücum ediyorlar, cemaat halinde. Sel geliyor yani, selin karşısına, efendim söyleyeyim, tek başına duramazsın diye. Sen de diyor, bir şahs-ı manevi teşekkür ettireceksin, iki şahs-ı manevi çarpışacak. Bu da nasıl olacak? Ehl-i Hak tarafında da ittifak olacak ki şahs-ı manevi olsun, değil mi? O ifade çok mühim. Ehl-i Hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp, şimdi ittifak olmasa şahs-ı manevi olmaz değil mi? Bırak şahs-ı manevi, maddi şahıs da olmaz. Şimdi şu vücudumuz hayattayız ittifak sayesinde değil mi? Kol bir tarafta olsa, ayak bir tarafta olsa, ciğer bir tarafta olsa insan olur mu? Olmaz. İttifak edecekler, değil mi? İhlasa geçiyor ya, bir vücudun azaları gibi Müslümanlar, hadiste de var. Şimdi ittifak edince beden oluyorlar, o zaman iş görüyorlar. Aynen bunun gibi üstad diyor. Ehl-i Hak da ittifak edecek ki müstakil bir şahs-ı manevi olsunlar. Manevi şahsiyet kazansınlar ve ehli dalalete karşı, ehli küfre karşı mukabele, mukavemet edebilsinler. Yani bunu anlamak lazım diyor yani. Anladık mı ki şahs-ı manevisiz olmaz. O zaman biz de bir şahs-ı manevi içine gireriz. Ehl-i Hak tarafında. Hep beraber çalışırız. Şimdi o başlar çok şükür şu anda. Elhamdülillah. Kongreler oluyor, konferanslar oluyor. Yani cemaat arasında rabıtaları kuvvetlenir. Çok güzel çalışmalar var. Elhamdülillah. Daha da gelişecek inşallah. Evet. 6. Ve hakkı batılın savletinden kurtarmak için. Yani şimdi bütün bunlardan sonra hedef ne? Hakkı batılın savletinden kurtarmak değil mi? Galibiyetinden, saldırmasından, tecavüzünden kurtarmak. Bu neye bağlı? He? Ve nefsini ve enaniyetini. Nefsini ve enaniyetini. Nefsini ve enaniyetini terk edeceğiz yani. İnsan kendini ön aldı mı, efendim söyleyeyim, o zaman şahs-ı manevi teşekkür etmez. Değil mi? Herkes müstakil hareket etmiş, şahs-ı manevi teşekkür etmez. Dolayısıyla şahs-ı manevi teşekkürü de buna bağlı. Nefsimizi, enaniyetimizi. Ve yanlış düşündüğü izzetini. Bir de bu izzet meselesi yapmayacağız. Diyelim karşılığından bize bir yanlış hareket oldu değil mi? Evet. Şimdi buna yani efendim izzetimiz de oynadı. Olmaz böyle. Buna karşı biri onu kabul etmek lazım dedik mi? Olmaz. Şimdi sen izzetin kırmış adam, yanlış etmiş. Ama sen onun kavga ettin mi, İzzet-i İslamiye'ye zarar veriyorsun. O zaman yanlış düşündü İzzet'in dediği. İzzet-i İslamiye'nin hatırı için şahsi İzzet'imizden fedakarlık yapmak elden geldiği kadar. Problem varsa bunu sulh yoluyla çözmeye çalışmak. Efendim söyleyeyim, müşavirler araya koymak, arabuluculara koymak. Yani tek yol kavga değil, son noktadır kavga. Biz işi en başa alıyoruz, hemen kavga. Öyle olmaz. Evet, yanlış düşünün izzetini. Ve ehemmiyetsiz rekabet karene hissiyatını terk etmekle. Hissiyatını terk etmek. Bu çok zor bir şey yani. Çok zor bir şey yani. Hissiyatını reddetmek. Çünkü his akla garip geldi mi? İşte adam biliyor ki ben şunu öldürsem çalışıyorum yetim kalacak. İşte evim barkım dağılacak. Ben de 20 sene, 21 sene
hapis yatacağım. Bunu biliyor. Yani bir an hissine kapılıp çeki vuruyor. Ya hissiyat akla garip geldi mi? Anlamıyorsun. Bunun çaresi önden ruh kalp terbiye görecek ki efendim söyleyeyim iman ile, itaat ile, efendim söyleyeyim takva ile, salih amel ile, hizmet ile ruh ve kalp terbiye görecek ki his akla garip gelmesin. Aksi halde işte ne olur? İzzetimizi yanlış kullanırız. Nefsimizi, emanetimizi esas alırız. O zaman hissiyatımıza kapılırız. Bu sefer İhlastan mahrum olurdu Allah hafızı. Bir de okuyalım, oraya kalacağız zaten. Şeyine, burayı bitireceğiz. Ve ehemmiyetsiz rekabet kerene hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır. Yani Allah bundan razı oluyor. İhlas demek yani. Değil mi? Nefsimizi terk etmek, emanetini terk etmekten, yanlış düşündüğü izzetinden vazgeçmekten, rekabet kerene hissiyatını terk etmekten Cenab-ı Hak razı oluyor. İhlası kazanır demek yani. İhlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder. O zaman Cenab-ı Hak da muvaffak eder. Evet. Onu hakkıyla göre vazifesini yapar. Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaat için değil. Evet. Sizin dayanışmanıza, beraber çalışmanıza, ittifakınıza niye ehemmiyet veriyorum? Sadece bizim için değil diyor bu menfaati. Heh. Belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve noktayı istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'i buldukları bir hakikate dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehli iman için dalalet ceryanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci. Şimdi eli mesela tahkik iman sahibiyse zaten mesele yok. Eğer imanı taklidiyse diyor, değil mi? İbadetlerin kusuru varsa ama Müslüman, değil mi? Evet. İslam'a yapılan hücumlardan rahatsız oluyor. Efendim söyleyeyim, İslam imana muhalif telkinatları duyuyor, değil mi? Üzülüyor, rahatsız oluyor. Nasıl olacak bu milletin hali, bu gençliğin hali diye. Efendim söyleyeyim. Şimdi bir de duyuyor ki bir cemaat var, değil mi? Düşmanlara fikren daima galip geliyor. Efendim söyleyeyim. Bir an kendini kurtarıyor adamı. Tabii ya. Çok mühim burası. Biz bunu yaşadık yani. Nasıl yaşadık? Şimdi tarih veremeyeceğim de. Bir dönem yine askeri bir hükümet dönemiydi. İşte korku hakimdi her tarafta. İşte siz de dahil birisiniz. Yurtlarda solcular taktik değiştirdiler. Değil mi? Evet. Biliyorsunuz. Nasıl değiştirdiler? Ya biz de Müslümanız ama işte aklına şöyle bir şey geliyor yani nasıl oluyor falan diye. Böyle güya Müslümanmış da hakikati arıyormuş gibi imana da şüpheleri yayıyorlardı gençler arasında. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Evet. O zaman bizim belli odalarımız vardı yurtlarda. Gençler, kardeşlerin olduğu. Herkes diyordu ki problem olan gelsin buraya. Şimdi o gençler, o kendilerine menfi terkinat yapılan gençler diyorlardı ki, çok duyduk bunu. Böyle ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama hakikaten sen merak ediyorsan, işte diyelim 3. yurt 71 numaraya git. Orada arkadaşlar sana cevap verirler. Adamın niyeti yok ki gitmeye. Maksadı zaten şüphe atma kafasına. Böylece adam kendini kurtarıyordu. O dönem yaşadık yani. Çok insana kafasına şüphe attılar ama hiçbirinin muvaffak olmadı çünkü 71 numara vardı ya başka yurtta başka bir numara vardı. Oranın varlığı o gençleri korudu yani. İmanlarını korudu elhamdülillah. Yani, bu Türkiye çapında da söz konusu. Yani bunu biz Erzurum'da bizzat yaşadık. Evet. Hocam baştan alayım bir daha isterseniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaat için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve noktayı istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'i buldukları bir hakikate dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehli iman için dalalet ceryanlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci,
bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez. Ehli dalalete başını eğmez. Böyle bir cemaate bir hakikat var. Evet. Bunu bildin mi? Evet. Ehli dalalete başını eğmez. Mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi. Buradan kuvve-i maneviyesi ne oluyor? Ve imanı kuvvet bulur. Bitti ya. Yani demek ki Üstad diyor, bunun için ben ehemmiyeti veriyorum size. Ta ki bu tip insanlar, avam insanlar bilsinler ki bir hakikat var. Bir grup var, bir cemaat var. İman hakikatleri neşir ve ilan için çalışıyorlar. Hiç kimseye de boyun eğmiyorlar. Kendilerine ne sorulsa Allah'ın izniyle cevap veriyorlar. Ama bildi mi, hiç tanışması da görüşmesi de talebeleriyle iman kuvvet buluyor. Onu diyorlar. Mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sefaate iltihaktan kurtulur. Kurtulur. Evet. Öbürünü oku düz oku değil mi? Sen de okuyalım değil mi? Evet, sen de okuyalım. Evet, olur. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu eski ve yeni iki medrese-i Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan... Yakıcı olmuş, hapse girmişler. Hapse girmişler, değil mi? Çoğusu evli, çoğu çocuk dışarıda, o hapiste. Değil mi? Üstad medrese Yusufiye diyor, Hazreti Yusuf Aleyhisselam da hapsolmuş ya. Üstad hapishaneyi bile sevdiriyor yani. Medrese Yusufiye, çünkü orada da ihtiyaç var diyor. Oradaki insanlar da muhtaç. Biz girmesek kim bunları anlatacak, bu hakikatleri? İşte seve seve Üstad girmiş hapse hakikaten. Ama etrafındaki insanlar da bak böyle şey yapmış yani. Muhafaza etmiş ve alkışlamış yani. Okuyalım mı? Sarsılmayan. Bu, evet. Yakıcı çorba da ha? Evet. Bu eski ve yeni iki medrese Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan. Evet. Ve dersinden vazgeçmeyen. Hizmetten ayrılmayan. Ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliği bırakmayan. Ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları. Bu kadar tehacüm işte o gün için yani devlet karşısında hizmetin o gün için. O gün için tabii ya. Yani Rusya'ya bağlı bir rejim sanki de var. İsmi konmamış bir rejim vardı o zaman. Üstadın zamanındaki yöneticiler. Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı için. Gerisi de ona göre. Şimdi böyle bir ortamda Üstad bir grup talebesi hiç sarsılmamışlar. Dünya karşılarında sarsılmamışlar. Yani onu diyoruz zaten. Evet, bu kadar tehacüme karşı, hücumlara karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları yani hiç moralleri bozulmamış ya. Ehli hakikat ve neslati alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Kanaatim var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Öyle ya. Evet. Fakat içinizde hastalıklı ve nazik ve fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı da her biriniz, her birisine birer tesellici ve ahlakta ve sabırda birer numune imtisal. Örnek, örnek. Ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş. Taltifte, yani taltif işte iltifat etmek değil mi taltif? Yani, bunu biraz ihmal ediliyor yani. Yapma hizmetleri şey yapmak, takdir etmek yani, takdir etmek ya. Tabi bu hapiste bu ders alıyoruz ama dışarıda da aynen geçerli. Çünkü hem ittifak edeceğiz, beraber olacağız, hem birbirimize numara imtisal olacağız, ahlakta ve sabırda örnek olacağız. Hem de dayanışma içinde bulunacağız, tesanüt ve taltifte birbirimize iltifatta bulunacağız yani, moralimizi yüksek tutacağız. Çok çoğu devirler çok geride kaldı ama yine de çok dikkat etmemiz lazım, evet. Evet. Ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap. Bir de nuzları müzakereli okumak. Bunun da faydasını usta söylüyor. Birer zeki muhatap.
ve mucib. Mucib yani karşılıklı ders okuyacağız. Ve güzel secdelerin inikasında birer ayna olmanız o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.